Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Kasım ayında eğitimler, bilgilendirme toplantıları ve ticareti artırmaya yönelik faaliyetlere odaklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Mersin ilinde iş sağlığı ve güvenliği destek ve rehberlik sisteminin geliştirilmesi projesi kapsamında MTSO İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Konferansı düzenlendi. Uzman ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen konferansla inşaat, metal ve kimya sektöründeki iş kazalarına ilişkin sorunlara çözüm aranıp iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığındaki Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan MTSO heyeti, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Liderlik Akademisi'ne katıldı. TOP Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da açılışında bulunduğu organizasyonda, Türkiye genelinden yaklaşık 60 oda ve borsa yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı ve meclis üyesi bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığındaki Mersin heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir dizi temasta da bulundu. İlk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden Mersin heyeti, ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkilileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde ticaretin karşılıklı daha da artırılması adına adımlar atıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin'in önde gelen dış ticaret partnerleri arasında yer alan Irak'la ticaretin artırılması adına Musul'da da bir dizi temasta bulundu. Musul Ticaret Odası Başkan ve Yönetimi yanı sıra Musul Sanayi Odası Başkan ve Yönetimi, IKYB Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Musul Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Tüm görüşmelere Musul Başkonsolosu'yla ticaret ataşesi de eşlik etti. Mersin ile Musul arasında ticari işbirliğini geliştirmek adına Musullu yetkililer ve iş insanlarından oluşan bir heyet Mersin'e davet edildi. ABD Ankara Başkonsolosu, Adana Konsolosu Ekonomi İşleri Müdürü ve Ekonomik İşler Uzmanı ile birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ı ziyaret etti. Mersin ekonomisi hakkında bilgi verilen görüşmede, Amerika ile Mersin iş dünyası arasındaki ilişkilerin gelişimini engelleyen bariyerler, ticaretin karşılıklı geliştirilmesi adına atılabilecek adımlar görüşüldü. Kızıltan, görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmasının da önemine değindi. Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı inşaat ihalesini alan Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, oda yönetimi ve personeliyle birlikte Mersin'e geldi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleriyle birlikte Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi veren Kozuva, gelecek yıl 29 Ekim'de havalimanını açacaklarını söyledi. MTSO öncülüğünde 14 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne bu yıl eleştirmen ve yazar Nurdan Gürbilek değer görüldü. Ödülünü Gürbilek'e MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'la Meclis Başkanı Hamit İzol birlikte takdim etti. AB Türkiye Delegasyonu desteği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde AB Gençlik İklim Forumu düzenlendi. MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır'ın da katıldığı forumda, meteorolog Bünyamin Sürmeli ile doğa aktivisti ve TV program yapımcısı Güven İslamoğlu gençlerle buluştu. Etkinlik eğitim atölyeleriyle sona erdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Exim Bank işbirliğinde Türk Exim Bank Kredileri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır'ın da katıldığı toplantıda ihracatın finansmanında Türk Exim Bank'ın rolü, sunduğu kredi destekleri ve sigorta hizmetleri anlatıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, MTSO Yönetim Kurulu'yla Meclis Üyeleri, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile Mersin Nakliyeciler Sitesi Derneği üyelerinin katılımıyla Nakliyeciler Sitesi Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda sektör temsilcilerinin projeyle ilgili görüşleri alındı.
Başkan Kızıltan, MTSO 11 No'lu tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı ticareti meslek komitesi üyeleriyle birlikte Görüş Bebe firmasını ziyaret ederek şirket ortakları Mehmet Ali ve Mustafa Görüş kardeşlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede sektöre ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında MTSO Atölye 1886 tarafından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi'nde Medya Akademi tarafından sosyal medya ve e-ticaret eğitimleri düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Dünya Gazetesi ile Alternatif Bank İşbirliği'nde düzenlenen Bölgesel Kalkınma Buluşmaları Çukurova programına katıldı. Programda bölgenin beklentileri, hedefleri ve kalkınmada ağırlık verilen sektörler, yeşil mütabakata uyum için firmaların yapması gerekenler, Çukurova'da bu konuda neler yapıldığı ve bu uyum sürecinde finans kaynaklarına erişim konuları ele alındı. Başkan Ayhan Kızıltan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Budur, Çek Cumhuriyeti Güney Morave Bölge Valisi ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaret sonunda heyete Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi gezdirilerek verilen hizmetler anlatıldı. Başkan Kızıltan ay içinde Mersin Teknopark firmalarıyla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Firma temsilcileriyle bir araya gelip çalışmalar hakkında bilgi alan Kızıltan, talepleri dinledi. Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz'ın da eşlik ettiği toplantıda ilk etapta 8 firma temsilcisiyle görüşen Kızıltan, ziyarete yeni gruplarla yıl boyu devam edeceklerini söyledi. Mersin Teknopark girişimiyle Mersin'e gelen İran Semnan Bilim ve Teknoloji Parkı yetkilileri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ı ziyaret etti. Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette İranlı yetkililer çalışmaları hakkında bilgi verdi. MTSO üye firmalarına moral ziyaretleri de devam etti. Üretim ve faaliyetleri yerinde inceleyen Kızıltan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. TV programlarına da katılan Kızıltan, güncel konuları değerlendirdi. Başkan Kızıltan ay içinde komite üyeleriyle online ve yüz yüze toplantılarda bir araya gelerek sektör sorunları ve taleplerini dinlemeyi sürdürdü. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi uzmanları Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ajansın faaliyet alanındaki Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta uygulamalı dış ticaret istihbarat eğitimi verdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 28 No'lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende öğretmenlerin günü kutlanarak 20 yılını tamamlamış sektör temsilcilerine plaket takdim edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü ve 10 Kasım Atatürk'ü anma programı dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma törenlerine katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törenlerde ilk protokolü hazır bulundu. Başkan Kızıltan, Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına da katıldı. Fuarda 62 öğrencinin görev aldığı 25 proje sergilendi. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da Meclis Başkanı Hamit İzol, Akdeniz bölgesinin en önemli fuarlar arasında yer alan 6. Mersin CNR Kitap Fuarı açılışına da katıldı. Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağ Başkanlığındaki GİŞKAD Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ı ziyaret etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin'in güçlü sesi.